Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hızımızı kesmeden. Şimdi arkadaşlar bakın önceki derste doğrudan kas olası kas ayrımını tekrar yapıyorum. Doğrudan kasta netice öngörülüyor ve doğrudan da isteniyor. Adamı öldürmek istiyorum ve öldürüyorum. Tamam? Neticeyi de öngörüyor ve kabulleniyor. Öldürüyorum. Olası kasta netice öngörülür. Yani kalabalık alanda bir ateş edildiğinde B'yi B'yi öldürmek için ateş ettiğinde C'nin de Ölebileceğini öngörüyorum. Fakat C'nin ölümünü ne yapıyorum arkadaşım? Göze alıyorum. Olursa olsun diyorum. Tamam mı? Olası kast. Unutma olası kastlarda teşebbüs mümkün değildir. Eğer yanındaki C ölmezse ee, olası kasta C'ye adam öldürmeye teşebbüs gibi bir ceza hükmü söz konusu değildir. Bunun yanında, bunun yanında arkadaşlar olası kaslarda, olası kaslarda. Olayın gerçekleşmeme ihtimalde söz konusu olacak. Tamam? Yani C'nin kes ölümüne kesin gözüyle bakılacaksa buna doğrudan kast diyorum zaten. Ama A B'ye kalabalık alanda ateş ederken kesinlikle B'yi ben vururum gözüyle bakıyor. C de kesinlikle vururum derse zaten ben buna ne diyeceğim? Doğrudan kast diyeceğim. Anlaşıldı mı? Şimdi bak taksir Taksiri ben kendi içerisinde ne arıyorum, bilinçli ve bilinçsiz taksir olarak ayırıyorum. Kanunda açıkça belirtildi, belirtildiği hallerde taksirden dolayı cezalandırılır. Bunu en başta söylemiştim, tamam? Yani hangi hangi suçlar taksirle işlenebileceği, hangi suçların kasten işlenebileceği, ne yapılmış arkadaşım açıkça belirtilmiş, tamam? Yani hangi suçların taksirle işlenebileceği açıkça belirtilmiştir. Tamam. Bunun dışındaki suçlara taksirle işlenebilir şeklinde bir yorum getirmem söz konusu değildir. Bak taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı, dolayı bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticenin öngörülmeyerek gerçekleşmesi. Tamam. Bak örnekler üzerinden daha da iyi oturacak bu. Size sınavda nasıl soru çıkacak? Bunu bir kere başlığını çizelim. Bir olay örgüsü verebilecek. Olay örgüsünde A'ya neden dolayı ceza verilecek? Tamam. Şıkkın birine koyacaklar. Kasten adam öldürme. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Ee, veya adam e, adam öldürmeye teşebbüs. Olası kast adam öldürme. Bilinçli taksir. Bilinçli bilinçsiz taksir gibi seçenekler koyacak. Bunları aman aman düşmeyeceğiz. Nasıl düşmeyeceğiz? Eğer ki bu konuları oturtturursak. Bak devam ediyorum. İstenerek, ya, istenerek bilerek yapılan bir hareketten istenmeyen bir netice söz konusu ortaya çıkıyor. Tamam. Bakın eğer netice istenirse kast diyeceksin. Netice istenmezse taksir diyeceksin. Tamam. Yani sen en başta neyin ayrımını yapacaksın? Kast mı taksir mi ayrımını yapacaksın soruyu gördüğünde. Kardeşim neticeyi bu adamı öldürmek istemiş mi? İstemiş. Kast diyeceksin o zaman taksirlere ele. Neticeyi istememiş diyeceksin. O zaman taksir diyeceksin. O zaman kasları ele. Anlaşıldı mı? Soru çözme tekniğimiz bu olacak. Bak bilinçli taksir. Netice öngörülür fakat istenmez. Öngörüyorum fakat istemiyorum. Ustalığıma güveniyorum. Ustalığıma. Örnek veriyorum. Ben araç kullanıyorum. Arabaya bindim. Aşırı hız yapıyorum. Aşırı hız yaparken ben bir kişinin önüme çıkacağını veya da aşırı hız sonucunda kaldırıma çıkacağım veya bir kişinin ölümüne sebep olacağımı öngörüyorum. Netice öngörülür. Fakat istenmez. Korkmaya ben çok iyi bir sürücüyüm. Ne kadar alkol alırsam alım ben çok iyi araba kullanırım. Kesinlikle kaza yapmam. Öngörüyorum evet haklısın Birlerini çarpıp birilerinin ölümüne sebep olabilirim. Fakat ben bu şeyi birilerinin ölmesini istemiyorum. Ben neyim? Çok iyi bir sürücüyüm. Korkma bir şey olmaz diyorum. Tamam, o zaman birine çarpıp adam ölümüne sebep olursam ne diyeceğim? Bilinçli taksirle adam öldürme. Ama bak, arabayı kullanan adam, arabayı kullanan adam birileri ölebilir. Ölürse ölsün diyor. Tamam, ölürse ölsün, olursa olsun diyorsam ben ne diyorum hocam buraya ben? Olası kast. Tamam mı? Ya hocam, ben e, araç kullanan adamın Nereden bileyim o cümleleri kurduğuna? İşte sen soru cümlesine göre hareket edeceksin. Paragraftaki verdiği cümlelere göre hareket edeceksin. Diyecek ki ee, hızlı bir araç kullanıyordu. Birilerinin ölebileceğini de öngördü ve bunu kabullendi. Göze aldı diyorsa olası kast. Birilerini ölebileceğini öngördü fakat istemedi. Çok iyi bir sürücü olduğunu düşünüyordu ve hız yapmaya devam ediyordu. Derse bilinçli taksir. Ustalık varsa bilinçli taksir, olursa olsun varsa olası kast. Anlaşıldı mı? Bak, bilinçsiz taksirde ise arkadaşım netice öngörülmez ve istenmez. Bak, ne demek istiyorum? Karışık örnek çözelim biraz. Sirk göstericisi. Şimdi bir sirke gittim gösteriye kadının başına elma koymuş bir tane adam kendini yetenekli olarak, usta olarak gördüğü bir kişi kadının başına bir elma koymuş. Sakın kımıldama diyor. Ben elimdeki bıçakla o elmayı ortadan ikiye yaracağım. Tamam? Adam neyine güveniyor? Ustalığına güveniyor. Fakat şimdi sen şunu öngördün mü? O kadın, o bıçak o kadına denk gelebilir ve o kadının ölümüne sebep olur. Bunu öngördün mü? Gördün. Bunu kim öngördü? Adam da öngördü. Şimdi bak öngörüldü. Bilerek istenerek yapılan bir hareket neticesinde öngörüyor. Eğer ki o kadını öldürmek amacıyla o bıçağı atsa kastın adam öldürme. Kadın ölebilir ölürse ölsün benim gösteriyi yapmam lazım dersem olası kast. Ama merak etmeyin sana hiçbir şey olmayacak. Sakın ha sakın kımıldama. Ben o elmaya tam denk getiririm. Ben çok yetenekli usta bir adamım diyorum. O zaman ne oldu hocam bu olaya ben ne diyorum sirk gösterisine? Bilinçli eğer kadına bir şey olursa bilinçli taksirli adam öldürme. Yaralanırsa bilinçli taksirle adam yaralama. Anlaşıldı mı? Ayrımlara bak çok dikkat edin. Trafikte aşırı yapan. Biraz önce bu örneği verdim. Bakın. Boş olduğunu sandığı silahı temizlerken ateş almazlar. Bakın ben bilinçsiz taksire ne dedim? Netice öngörülmez. Yani o silah boş olduğunu ben düşünüyorum. Birinin de ölebileceğini öngörmüyorum. Netice öngörülmez. Fakat ve netice öngörülmediği gibi de silah boş olan silahımı temizlerken birinin ölmesini de istemem. Tamam mı? Bak neticeyi öngörmüyorum ve istemiyorum. Ama ne var hocam? Dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterseydim çok dikkatli ve özen yükümlülüğünü gösterseydim silahımı kontrol etseydim içinde mermi olup olmadığını anlasaydım jarjörü çıkarsaydım emniyeti alsaydım vesaire vesaire. Tamam silah olan arkadaşlar bu işleri daha iyi bilir. Komiserlik için izleyen, izleyen arkadaşlar daha iyi bilir bu işleri. İşte bunlara dikkat etseydim bir kişinin silahın ateş alması neticesinde ölmesine sebep olmazdım eşimin çocuğumun. Allah göstermesin. İşte bu durumda netice öngörülmedi. Boş olan silahımı temizlerken istemediğim bir netice ortaya çıktı. Fakat ben dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterseydim çocuğuma eşime bir şey olmayacaktı. Oldu. Ne diyeceğim? Bilinçsiz taksirle adam öldürme. Bilinçsiz taksirle adam yaralama. Anlaşıldı mı? Bak devam ediyorum. Avcı. Avcı. Çallar arasındaki avı. Bu Kemal Sunan'ın bir filmi vardı. Hani çallar arasındaydı. Bir tane kız gelip onu vuruyordu. Burada neydi hocam? Kız tamamen kuşları avlamak, ördeği, ceylanı avlamak niyetiyle ateş ediyor. Ve Şaban'a denk geliyor. Çalıların arasında, ormanlık bir alanda çalıların arasında bir insan olacağını öngörmem. Ve onu yaralamayı da istemem. Ama dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterseydim orada bir insan olduğunu fark ederdim. Avımı net gördükten sonra ateş etseydim. Ateş ettim ve adamı yaraladım. Ne diyeceğim hocam ben buna? Avcı çalılar arasındaki ava ateş etmesine dolayı bir kişiyi yaraladıysa bilinçsiz taksirle, bilinçsiz taksirle adam yaralama, adam öldürme. Tamam? Veya başka uç bir örnek. Ben duvara bir çivi çakıyorum. Duvar sunta ve çok inceymiş. Çivi arkada yaslanan duvarın arkasında yaslanan bir adamın kafasına değiyor giriyor işte kafasını yaralıyor. Şimdi ben benim amacım duvara çivi çakmak adamı yaralamak değil o çivi sonucunda adamın yaralacağını, yaralanabileceğini öngörmüyorum ve istemiyorum. Dikkat ve özen yükümlülüğünü göstersem o, da, o duvarın ince olduğunu, bu çivinin karşı duvardan çıkıp başka bir adamı yaralayabilir. O adam oraya ben e, sırtını yaslamış dinleniyor olabilir düşüncesiyle hareket etseydim bunu öngörürdüm. Tamam mı? Dikkat ve özen yükümlülüğü göstermeliydim. Göstermedim, adamı yaraladım. Ne diyeceğim hocam ben buna? Bilinçsiz taksirle adam yaralama. Anlaşıldı mı? Olay galiba oturdu. Şimdi gelin biraz ayrıntılara girelim. Bilinçsiz bilinçli taksir genel cezayı ağırlaştırıcı neden. Bakın bir, ön bir önceki örnekte ben ne dedim? Olası kast cezayı indirici sebep. Tamam? Neye göre cezayı indirici sebep de? Doğrudan kasta göre. Yani doğrudan kasta göre olası kast cezayı indiriyor. Bilinçli taksir bilinçsiz taksire göre cezayı ağırlaştırıcı sebep. Tamam? Yani olası kastın dengine göre indirici sebep. Bilinçli taksir bilinçsiz taksir dengine göre ağırlaştırıcı sebep. Anlaşıldı galiba. Böyle aklınızda tutun. Sakın ha sakın bunlar karıştırmayın. Direkt olay örgüsü vermez. Atıyorum kast ve e, taksirle ilgili verilen bilgiler hangisi yanlıştır derse bu tarz cümleler kuruyorlar. Ve seviyor adamlar bu tarz cümleleri. Yani sen bir olay örgüsünü yorumlatmayıp bilgileri şıklarda sunmanı bekliyor. Tamam. Başka? Taksirle suçlara, suçlara iştirak ve teşebbüs olmaz taksirli suçları. Yani bir adamı öldürebilecekken öldürmedin. Yani ben çok iyi bir araç kullanıcısıyım dedim. Tamam mı? Korkma hiç kimseye bir şey olmazdım. Hakikaten de çok iyi bir araç kullanıcısıydım. E sen şimdi yoldaki insanların hepsine e, ölebilirdi düşüncesiyle taksirle adam öldürmeye teşebbüs böyle bir şey yok. Sik göstericisi hakikaten çok iyi bir gösterici gösteri, göstericiymiş. Bıçağı fırlattı, elmayı vurdu. Kadına da hiçbir şey olmadı. Şimdi o stil göstericisine ben kadına da bir şey olur düşüncesiyle bilinçli taksirle adam öldürmeye teşebbüs. Böyle bir suç yok. Tamam. Demek ki aklında hemen tut bunu. Taksirli suçlara iştirak ve teşebbüs mümkün değildir. Olası kasta adam öldürmeye, yaralamaya teşebbüs mümkün değildir. Tamam. Kasla, kasta hem netice hem hareket irade. Yani neticede gerçekleşeceğini biliyorum. Onun da iradesi var bende. Harekette iradi. Fakat taksirde hareket iradi, netice iradi değil. Tamam. Neticeyi öngörüyor fakat istemiyorum. Devam ediyorum. Taksirle işlenebilen suçlar. Ne demiştim? Her suç taksirle işlenmez. Taksirle işlenebilecek olan suçlar ceza kanununda belirtilir. Öldürme, yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, iflas, çevrenin kirletilmesi bunlar taksirle işlenebilen bazı suçlardır. Önemli. Dikkatini buraya ver. Çok önemli. Ne diyorum önemli oldu. Hırsızlık. Bir önceki videoda başıma gelen bir durumu anlatmıştım. Havaalanında iki çanta aynıymış. Ben başkasının çantasını aldım. Normalde ben Başkasının çantasını aldığımda hangi fiili gerçekleştirmiş olurum? Hangi suçu? Hırsızlık suçunu. Fakat ben istemeyerek yanlışlık sonucu başkasının çantasını aldıysam. Olay ne arkadaşım burada? İstemeyerek bir hırsızlık taksirle hırsızlık verir değil mi? İşte hırsızlık taksirle işlenmeyeceğinden dolayı bana ceza verilmez. Tamam. Veya bir evden eve taşıma şirketi. E, hırsızlar şirketi aracı olarak kullanıyor o evi taşıyan evden eve evden eve taşıma şirketi hırsızlıktan dolayı ceza verilmez. Çünkü adamlar hırsızlık yaptığını bilmiyor. Tamam? Mala zarar verme, dolandırıcılık, yağma, özellikle mala zarar verme. Bakın bir kişi bir kişi yanlışlıkla bir adamın arabasını kendi arabası zannedip bir adamın arabasının camını kırarsa aynı araba aynı yere park etmiş gibi düşün. Tamam adamın malına zarar veriyor. İstemeyerek taksirle adamın malına zarar verdi. Mala zarar verme suçu taksirle işlenmez ancak kasten işlenir. Ortada bir suç yok zarar karşılanacak. Anlaşıldı mı? Aman aman hırsızlık ve mala zarar verme suçunu sakın unutma bunu soruyorlar. Şimdi devam edelim. Sonuç. Sonuç. Hareket iradi. Taksirde. Netice, netice istenmemiş olacak hareket ile netice arasında bağ bulunacak hareket ile netice arasında bağ olacak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmış olacak bilinçsiz taksirde özellikle buna dikkat et netice öngörülebilir tahmin edilebilir olacak tamam netice öngörülebilir ve tahmin edilebilir olacak neticeyi istiyor mu adam istemiyor neticeyi istese zaten direkt kasta atıyorsun yani neticeyi istedi mi istemedi mi Önce bir kas taksir ayrımı yapıyorsun. Sonra sonra arkadaşım diğer e, olası mı doğrudan mı, bilinçli mi, bilinçsiz mi ayrımını yapacaksın. Taksirde ceza failin kusuruna göre belirlenir. Tamam. Yani şunu diyorum. Herkes kendi kusurundan sorumludur. Taksirde eşitlik yoktur. Taksirde ceza failin kusuruna göre belirlenir. Ne demek istiyorum? Yani bir kişi aşırı hız yaptı kendine yeşil yanıyordu geçiyordu bak aşırı hız yapıyor yeşil yanarken araca yeşil yanarken geçiyor yaya da kaldırımda gitmesi gerekirken yolda gidiyor yaya da e, kendisine yeşil yanarken geçmesi gerekirken araçlara yeşil yanarken yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor yani hem yaya'nın bir kusuru var hem de taksirle e, bir suç işleyecek olan adam. Yani aşırı hız yapan adamın da kendine göre kusuru var. İşte taksirde ceza failin kusuruna göre belirlenir. Yani hem e şoförün kusuru baz alınır hem de yayanın kusuru baz alınır. Anlaşıldı mı? Herkes kendi kusurundan dolayı sorumludur. Yani bir ameliyathanede yanlış giden bir iş, doktorun yanlış hatası, yanlış yeri kesmesi, hemşirenin yan e az miktarda işte e az miktarda ne diyorlar hastayı bayıltırken? Aklıma gelmedi. Ee, az miktarda doz vermesi sonucunda e, hastanın uyanması. Tamam mı? İşte arkadaşım bu durumlarda ne oluyor? Herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu oluyor. Yani bir suçun sonucunda herkese eşit şekilde taksirden ceza verilmez. Herkesin kendi kusurundan dolayı, taksirli davranışından dolayı ceza verilir. Tamam Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesinin 6. fıkrası der ki. Taksirli hareket sonucu sebep olunan netice münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesine gereksiz kılacak derecede mağdur mağdur olmasına yol açmışsa şimdi geçenlerde medyaya düşen bir olay vardı. Hatırlıyor musunuz? Pamir bebek. İşte annesi kapıyı açık bırakmış mı? Babası mı açık bırakmış? Öyle bir şey olmuştu. Çocuk gidiyor havuza düşüyordu. Boğularak ölüyordu. Anne gözaltına almıştı. Hatta tutuklanmıştı. Tamam hatırladınız değil mi? İşte burada normalde anne çocuğun öldürmek ister mi? Onun boğulmasını ister mi? Hayır kesinlikle istemez. Ama ona bakmakla yükümlü. Dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterecekti. O kapıyı kapatacaktı. Tamam bunu gibi düşün. Dikkat ve özen yükümlülüğünü göstermedi ve aile gerçekten çok mağdur. Hem çocuğunu kaybetti mağdur, hem de çocuğunu öldürmek suçundan dolayı, öldürmeye sebebiyet vermekten dolayı yargılanıyor. Taksirle. İşte bu gibi durumlarda arkadaşlar, biris eğer sen bir olaya, yani bir ailevi, bak, kişisel ve ailevi durumunda bakımından dolayı bir kişinin taksirle bir sebebiyet verdiğine kanaat getirdin. Bunu hemen ayrımını yap. Eğer bilinçsiz taksirden, bilinçsiz taksirde ise o anneye, o babaya ceza verilmez. Bilinçli taksirse cezada indirim yapılır. Tamam mı? Mesela bir bir baba düşün. Aşırı hız yapıyor. Tamam Bak aşırı hız yapıyor. Birilerinin de öngöre e, kaza olduğunda yanında bulunan çocuğunun da ölebileceğini öngörüyor. Ama ben çok iyi yetenekli bir sürücüyüm diyor. Aşırı hız yapmaya devam ediyor. Direğe çarpıyorlar. Direğe çarpma sonucunda çocuk yaralanıyor. Baba da yaralanıyor. İkisi de sağ kurtuluyor ama çocuğun e, öldüğünü düşünelim. Çocuğun öldüğünü düşünelim. Şimdi baba şofördü. Baba aşırı hız yaptı. Kaza sonucunda çocuğun da ölebileceğini öngördü mü? Gördü. Yani kaza sonucunda birilerine bir şey olabileceğini öngördü. Tamam mı? İşte ben bu kazaya ne diyorum? Bilinçli taksir. Bilinçli taksirde babaya ceza, çocuğun ölümünden dolayı babaya ceza ne verilir? İndirilerek verilir. Tamam mı? Ama bilinçsiz taksir olarak düşün. Mesela anne ile çocuk evde gece tek yaşıyorlar. Çocuk korkuyor. Anne de yalnız yaşamaktan korkuyor. Çocuğuyla birlikte yatıyor aynı yatakta. Çocuk da küçük. Anne çocuğun üstüne ee, dönünce işte üstüne kapanınca uykulu halindeyken çocuğu nefessiz kalarak ölüyor. Tamam mı? Şimdi anne dikkat ve özen yükümlülüğünü keşke gösterseydi. Netice hiç böyle bir şey düşünmedi, öngörmedi. Buna biz bilinçsiz taksirle çocuğun ölümüne sebep olduysa, Anne yargılama neticesinde bilinçsiz taksir olduğu öngörülürse anneye ne ceza ceza verilmeyecek. Tamam mı? Ama bakın kas kasıtta bu geçerli değildir. Örnek veriyorum. Bir abi kardeş tartıştı. Abi çekti silah, kardeşini vurdu. Ya burada taksir yok. İradi yapılan hareket, netice öngörülüyor ve isteniyor. İstenek yapılan bir netice. Kardeşini öldürmek amacıyla ateş ediyor. Kardeşi öldü. Ya benim o kardeşim de aile, ailevi durumdan dolayı bana ceza verilmesin çok pişmanım. Veya da e, çocukların anne babası ya bir çocuğumuzu kaybettik bir çocuğumuz da hapse gitmesin diye mahkemeye diyor ki aman aman ceza vermeyin. Böyle bir şey söz konusu değil. Tamam mı? Neden? Kasten yapılan bir hareket var kasten yapılan bir harekette yok işte bilinçsiz taksirde ceza verilmez, bilinçli taksirde ceza indirim sebebidir gibi bir olay yok. Kasten yapılmışsa, anne çocuğunu kasten öldürmüşse, emzirmeyerek ölümüne sebep olduysa veya aç bırakarak, bırakarak ölümüne sebep olduysa burada kasıt var zaten. Taksirden dolayı yok indirim sebebi, yok ceza vermeyelim gibi bir olguya aman ha aman gitmeyin. Tamam. Bunu da arkadaşlar yani siz soruyu okurken sorunun e, böyle ailevi durumdan dolayı ceza verilmeme gibi bir olaya doğru gittiğini görürsen hemen şuna karar ver. Taksir mi kasıt mı? Kasıtsa aman aman ister anne olsun ister baba olsun ister abi olsun hemen ver cezayı. Ama taksirse bilinçli ve bilinçsiz ayrımını yap bilinçsizse ceza verme ise ceza ver. İndirilmiş şeklini ama tamam mı? Geçtim. Şimdi arkadaşlar. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç. Bu önemli bir olgu. Bununla birlikte bir sonraki videoya geçelim. Hem bunu anlatalım hem doğrudan kast, olası kast, bilinçli taksir, bilinçsiz taksir, taksirin de karşılaştırmasını yapalım. O videoyla da manevi kast olayının kast ve taksir boyutunu tamamlamış olalım. O zaman ne diyorum? Hemen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş olun hoşça kalın